Bir ortama giriyorsunuz, ortamda bir tane çocuk var. Çocuğu görüyorsunuz, parmağını oynatmadan çocuk ortamda favori oluyor, ilgi odağı alıyor. Daha sonra biz eve gidiyoruz, diyoruz ki ya ben bu kadar çabalıyorum abi, kimse bana bakmadı, ben ortam ilgi odağı almadım, bu çocuk hiçbir şey yapmadı ama ilgi odağı oldu. Bugün bu sorunuzun cevabını 8 maddeyle ben size burada cevaplayacağım gençler. Bu videoya geçmeden önce bu tarz videoları seviyorsanız videoyu beğenebilirsiniz. Daha sonra ben bu kanalda ne yaptığımı size kısaca bahsedeyim. Adım Ege Uçka, bu kanalda ilişki, gezip görme, daha sonra kendi yaptığım bu hayatta bütün önemsediğim tecrübelerimi size aktarıyorum. Ve sizi benle birlikte her zaman daha iyi bir birey, daha ileriye taşımaya çabalıyorum bu kanalda arkadaşlar. Eğer bu da sizin kulağınıza güzel geliyorsa kanala abone olmayı göz önünde bulundurabilirsiniz. Kanala abone olarak bir şey kaybetmeyeceksiniz ama kazanacaksınız. Hemen 8 maddeyle nasıl o parmağını öğretmen çocuk var ya, onu size olacağınızı göstereceğim. Hemen bir araştırmaya gidiyorum arkadaşlar, çok hızlı bir şekilde. University of Electronic Science and Technology of China'nın arkadaşlar 2016'da yürüttüğü bir araştırmaya göre iltifat eden, erkeklerin iltifat eden insanların daha çekici, daha cazibeli bulunduğu saptanmış arkadaşlar. İltifat ediyorsanız siz kendiniz hakkında, kendiniz için daha iyi hissediyorsunuz. Özgüveniniz artıyor ilk olarak. Aynı zamanda karşı taraf sizi daha cazibeli, daha çekici olarak görüyor. Çünkü o özgüveni, o cesareti bulup karşı tarafı iltifat etmeyi her şekilde olur. Metafor anlamında ifade iltifat edebilirsiniz. Ya da direkt bir iltifat edebilirsiniz. Ya da soyut bir anlamda iltifat edebilirsiniz. İltifatlarla kendinizi daha cazibeli, daha çekici gösterebilirsiniz. Aynı zamanda siz de iyi hissedeceksiniz zaten bu iltifatları yapınca. Güvenin bana. 2. İkinci maddemiz benim zaten hayatımda karakteristik bir özelliğim olduğu için ailemden de öğrendiğim bir şey zaten. Size de burada bunu, tamamen bunu da gönül rahatlığıyla size burada tavsiye ederim. Nazik olmak, insanlara iyi davranmak gençler. İnsanlara iyi davranarak, insanlara yardım ederek, nazik olarak hem siz çok iyi hissedeceksiniz aynı zamanda kendiniz için, hem de karşı taraf sizi çok iyi bir şekilde arkadaşlar kabul edecek ve sizi aynı zamanda cazibeli, daha çekici görecek. Nasıl olacağını söyleyeyim. Siz mesela bir kapıyı tutarsınız, birine durdururken bir teyze olur, bir abla olur, bir çıkar ilişkisi olmadan bir yardım edince hayat da zaten o şekilde sizi geri dönüyor. Yani bunu şunun için söylemiyorum. Bir şey yaptıktan sonra karşılığında bir şey bekleyin. Ya ben iyi bir insanım, iyi davranıyorum. Hani benim bir insan öyle beklentim olmasa sizin de olması lazım. Böyle olunca zaten bu şekilde yürümeye çıkar ilişki olarak çıkarsız yapmanız lazım bunu. Mesela bir şey yapıyorsunuz, bir iyi davranıyorsunuz, bir kapı açıyorsunuz, bir şey, ya da iyi bir insansınız, birine yardım ediyorsunuz. Aa tamam, ben iyi bir insanım, yardım ediyorum. Tamam, insanlar, biri de bana yardım edecek, benim hayatım böyle diye bir şey yok. Zaten bunu çıkar ilişkisi olmadan yaparsanız, sadece hissettiğiniz duygu için ve karşı tarafa yardım etmek için yaparsanız zaten hayat size gülecek, hiç merak etmeyin. Üçüncü maddeye geçelim. Üçüncü maddemiz, bu benim de çok önem verdiğim bir şey. Diyorlar ki mesela iş nasıl gidiyor diyorum, kendileri hakkında yaptıkları bir şey, bir gayeleri, bir amacını, gün içinde yaptıkları bir işi soruyorum insanlara. Diyorlar ki ya işte gidiyor, yani gitmeye çalışıyor, bakalım ya işte çok kötü değil yani falan. Hep böyle bir olumsuz bir konuşma. Bunu çok fark ediyorum ve bunun tamamen yanlış olduğunu ve size arkadaşlar olumsuz yönde etkilediğini düşünüyorum. Bir şey anlatırken aynı zamanda bir ortama girince de çekici olmak, cazibeli olmak istiyorsanız özellikle, bir ortama girince de size bir şey soruluyor. Ya Ege work and travel nasıl? Ya Ege işte Amerika'ya gitmek istiyor. Ya Ege YouTube nasıl gidiyor? Sizin keyif aldığınız, ilgi duyduğunuz bir şeyi karşı tarafa anlatırken mutlaka heyecanlı ve hırslı bir şekilde anlatmanız lazım. Zaten bu karşı tarafa geçecek, karşı taraf diyecek ki ya bu çocuk aslında boş bir çocuk değil. Yani bir şeyler yapmak istiyor, bu hayatta bir hedefi var diyecek ve bu da otomatikman sizi karşı tarafın gözünde daha çekici ve cazibeli yapacak. Dördüncü maddemiz benim de en büyük, en çok bilinen yanlışlardan bir tanesi gençler. Bu da benim de yaptığım en büyük hata. Ben hep kendim böyle iletişim okuyorum yani zamanda. Hep kendim böyle iyi bir dinleyici olarak dedim. Ya ben işte aktif dinleyiciyim, çok iyi dinliyorum diyebilirdim. Ancak hep birini dinlerken ben sürekli aa işte diyaloğu bu şekilde, sohbeti bu şekilde devam ettirebilirim, tam bu soruyu sorayım bilmem ne diye sürekli kendim bu şekilde kafamı kurcalıyordum. Karşı tarafı dinliyordum ama sürekli kafamda bir şekilde doluydu böyle. Aa tam böyle sorabilirim, sohbet böyle devam edebilir. Ancak asıl yapmamız gereken iyi bir dinleyici olmak için bunun farkına vardım. Tamamen bütün algıları açıp arkadaşlar bütün odağınızı, bütün dikkatinizi karşı taraf ne söylüyorsa onda toplamak. Bunu yapınca iyi bir dinleyici oluyorsunuz. Aynı zamanda iyi bir dinleyici zaten mıknatıs gibidir. Herkes tarafından sevilir. İyi bir dinleyici olursanız iyi diyaloglar yürütürsünüz. Karşı tarafla çok daha iyi, çok daha temiz ve transparan ilişki kurabilirsiniz. Bu yüzden iyi bir dinleyici olmak, cazibeli ve ilgi çekici olmanızın en önemli, olmazsa olmaz maddelerinden biri. Beşinci maddemiz, şimdi ailelerimize, benim annem özellikle, ben yüzüyordum işte eskiden falan işte küçükken. Hep böyle havuzdan çıkınca ben böyle gidiyordum. Annem dedi ki işte oğlum dik dur, oğlum dik durma falan. Ben sürekli işte dik duruyorum bilmem ne falan, dik durmaya başladım ondan sonra. Daha sonra bunun aslında sizin cazibeli, çekici olmanız hakkında etkisi olduğunu, çok fazla etkisinin olduğunu gördüm. Çünkü sadece dik durmak değil, dik yürümek sizin özgüveninizi zaten ortaya çıkıyor. Özgüvenli biri olduğunuz, sadece dik yürümek değil, dik yürüp insanların gözünün içine bakmak. Yani şimdi şu şekilde yürümek var bir dışarıda. Bir de işte böyle mesela dik, tamam abartı bir şekilde de böyle yürüyenler de var, bu da değil yani. Hani bir de bu şekilde yürümek var. İkisinin arasında büyük bir fark var. Bu şekilde dik yürüyerek
ve her zaman da gözlerini göz teması kurarak herkese arkadaşlar dominant bir karakter olduğunuzu karşı tarafa zaten ve özgüvenli bir karakter olduğunuzu çok rahat bir şekilde geçirebiliyorsunuz. Bu yüzden annelerin dik yürü demesine kulak vermeniz gerektiğini ben buradan size bir kere daha söyleyebilirim. Şimdi şöyle bir yanlış şey yapıyoruz, istemeden yapıyoruz bunu. Hayata karşı pozitif değiliz, sürekli şikayetleniyoruz. Ben bu maddede bunu size yapmamanız gerektiğini ve bunun tersini söyleyeceğim size. Hayata karşı pozitif olmamız lazım ve şikayetlenmememiz lazım. Bunu dediğim gibi yaparsanız hayat zaten size gülecek ve hayat istediğiniz yönde yarayacak. Ama siz sürekli hayata karşı şikayetlenip hayata karşı olumsuz yönde bakarsanız zaten bu olumsuz şekilde devamlayacak çünkü siz olumsuz yönde bakıyorsunuz hayata karşı. Ama siz ne zaman ki hayata karşı olumlu şekilde bakıp olacak, yapacağım, edeceğim, gideceğim, olumlamaya başlayacak ve şikayetlenmeyi bırakıp işe koyulunca biliyorum bu çok kulağa klişe geliyor ama cidden böyle ben bunu kendim tecrübe ettim ve bu şekilde oluyor. Ne kadar çok şikayetlenmeyi bırakıp işe koyulunca veya olumlamaya başlayınca yapacağım abi niye yapmayayım hem motivasyonunuz artıyor, özgüveniniz artıyor. Aynı zamanda zaten hayatta şikayetlenmeyince herkes size bir şey sorunca sürekli olumlusunuz, pozitifsiniz ve insanlar zaten sizi daha cazibeli ve çekici bir şekilde görmeye başlıyor. Son iki maddemiz, bunları koymadan edemezdim zaten. Çekici olmanızın eşittir spor yapmak tabii ki. Spor yaparsanız yine aynı şekilde videonun başından beri arkadaşlar söylediğim şey özgüveniniz artıyor, kendine güveniniz artıyor, daha motive hissediyorsunuz, daha cesaretli hissediyorsunuz ve aynı zamanda diğer söylediğim maddelerde hep birlikte arka arkasına geliyor zaten ve bu şekilde karşı tarafa daha cazibeli ve daha ilgi çekici bir birey olarak görünüyorsunuz karşı tarafta. Spor yapmak aynı zamanda size sadece özgüven vermeyecek, sadece sizi karşı tarafta daha çekici göstermeyecek, aynı zamanda sizi daha sağlıklı yapacak, kendinize daha iyi bakacaksınız, daha sağlıklı, daha pozitif, daha enerjik bir hayat geçireceksiniz. Son maddemiz olarak da yine neden cazibeli olmuyorum demiştik ya videonun başında o parmağını oynatmadan çocuk nasıl bunu yapıyor, nasıl ilgi odağılıyor? Çünkü çocuk parmağını oynatmasına gerek yok ki, kendine odaklanıyor çocuk. Bizim gibi Ayşe ne dedi? Ya Fatma benim hakkımda konuşmuyor ya, neden Fatma benim hakkımda konuşmuyor diye değil de çocuk kendine odaklanıyor. Diyor ki ya bu böyle yap, ya ben böyle yapıyorum, bugünüm şöyle geçiyor, bugünüm böyle geçiyor. Kendine odaklandığını karşı taraf çocuk gerçekten kendine odaklandığı için, sahte bir şekilde yapmadığı için bunu ya da karşı tarafa rol manasında ben kendime odaklıyorum hadi o zaman çekici olurum bilmem ne şeklinde yapmadı. Çocuk cidden kendine odaklandığı için zaten otomatikman karşı tarafta çekici ve cazibeli bir çocuk oluyor. Çocuk sadece kendine odaklanmıyor bu arada. İzin bu videodan sonra yapacağınız gibi insanlara iltifat ediyor. Spor yapıyor. Dik duruyor. Özgüveni yüksek, nazik ve aynı zamanda yardımsever. Bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim gençler. Umarım videodan memnun kaldınız. Kaldıysanız bize beğeni atıyorsunuz ve bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanala abone oluyorsunuz. Aynı zamanda video hakkında ne düşünüyorsunuz veya ne tarz videolar istiyorsunuz yorum bırakabilirsiniz. Instagram'dan beni takip edebilirsiniz. Ege Uçkan aktif kullanıyorum. Size de orada destek olmaya çalışıyorum. Hep daha iyi gidiyoruz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.